Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Burçların sahibi semaya yemin ederim ve vaad olunan güne. Şahide ve müşahede edilene de yemin ederim. Hendek sahipleri kahrolsun. Tutuşturulmuş çıralı ateş sahipleri. O vakit onlar ateşin etrafında oturmuşlardı. Ve onlar müminlere yaptıklarına şahit oluyorlardı. Onların yalnız aziz ve hamid olan Allah'a iman etmeleriydi. Müminlere kızdıkları şey de buydu. Merhaba sevgili seyirciler. Sorular harmanında bugün Buruç suresinin içinde en baş tarafta yer alan kıssadan, Ashab-ı Uhdud'un kıssasından bahsedeceğiz. Değerli hocam, Rasim Haner'le muhabbet edeceğiz inşallah. İyisinizdir inşallah. Bizler iyiyiz elhamdülillah. Şöyle ekran başına rahatça oturunuz ve gözünüzü, gönlünüzü dört açarak değerli hocamıza hep beraber kulak verelim. Kur'an-ı Kerim'in efendim sayfalarında nice hadiseler var. Bugüne ışık tutan. Efendim, baktığınız zaman, okuduğunuz zaman, üzerinde tefekkür edip düşündüğünüz zaman diyorsunuz ki ne kadar büyük zulümler görmüş müminler, insanlar. Sudan sebeplerden. Nedir bu insanın derdi? Üzerinde derin derin düşünmek lazım. Aynı tuzaklara düşmemek için ders almak gerekiyor yaşanmış olan hadiselerden. Efendim, evrensel değerleri bize anlatan, kıyamete kadar geçerli olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Buruç suresinde bize efendim bildirdiği bu kıssa üzerinde bugün gelin derin derin birlikte düşünelim. Ben müsaade ederseniz kıymetli hocama yeniden merhaba demek istiyorum. Merhaba. Değerli hocam, nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kıymetli hocam, Ashab-ı Uhdud, yani 4 ile 8. ayetler arasında aslında 4 tane ayet-i kerime ile biliyoruz değil mi Ashab-ı Uhdud'u? Başka bir yerde geçiyor mu Kur'an-ı Kerim'de hocam? Yok. Ashab-ı Uhdud olarak sadece orada geçiyor, evet. Ne demek Uhdud? Uhdud, geniş ve derin hendek manasına geliyor. Uzun hendek manasına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de de sadece Buruç suresinde geçiyor bu şekilde. Hocam ne olmuş? Yani anladığım kadarıyla yine bir kral var, yine bir iktidar meselesi var. Değil mi? Ve evet. Burada bir topluluk var. Ashab-ı Uhdud, yani Ashab-ı Kehf dedim. Ashab arkadaşlar demek. Mesela sahabe-i kiram da aynı kökten geliyor. Ashab. Bir düşünce, bir inanç çerçevesinde birleşmiş olan bir arkadaşlar grubunun toplu bir hareketi var değil mi burada? Biraz bahseder misiniz? Evet, yani inanmışlar var. Her devirde olduğu gibi bu inanmışlar zorba hükümdarlar, krallar tarafından zulme uğruyorlar. Her devirde işkencenin şekli biraz değişiyor ama genel itibariyle hemen hemen aynı işkenceler, aynı zulümler her zaman her yerde olabiliyor. Ashab-ı Uhdud'la alakalı belki 10 kadar rivayet var. Yeri ve zamanı ile alakalı. Yemen'de mesela bir kralın, zalim bir kralın Yahudilikten Hristiyanlığa geçen, Hazreti İsa'ya inanan insanlara yaptığı zulmü örnek veriyorlar. Ya da onu kabul ediyorlar Ashab-ı Uhdud olarak o olayı. Kisra, İran, eski Pers İmparatorluğu yönlerinde, yan taraflarında olan bir olaydan bahsediliyor. Yani bu şekilde zaman ve mekan konusunda 10 ayrı rivayet var. Bu rivayet farklılıklarını bir tarafa bırakıp esas işin özüne bakmak lazım. İşin özü de şu, inanmış insanlar, bir davaya gönül vermiş insanlar, onlardan hoşlanmayan, onları kendisine bir tehdit olarak kabul eden kral tarafından, idareci tarafından zulme uğruyorlar. Meselenin özü bu yani. Yani bütün mevzu yani iman etmeleri, aynı Firavun'daki gibi değil mi? Yani
Ben efendim onlara iman edin demedim. Yani benden habersiz nasıl iman ederler? Evet. Burada neyi kaybetmekten korkuyor ki? Böyle bir zulüm damarı kabarıyor bu kralın. Yani bunlar mesela genel daha genel baktığımızda bu tip zalim krallar, tiranlar, işte firavunlar dünya adına yiyip içtiklerini nimetleri kaybetmekten mi korkuyordu? Yani onların imanı kendi iktidarlarını sarsacak mülahazası mı var? Yani bir paralel devlet mülahazası mı hissediyorlar? Nedir? Bunların hepsini sayabiliriz. Yani diktatörlüğün karakterinde bunların hepsi var. Kur'an-ı Kerim bunları ipucu şeklinde bazen açık açık beyan buyurur. Mesela az önce ifade ettiğiniz, okuduğunuz ayeti kerime Firavun diyor ki bana sormadan, benden izinsiz iman mı ediyorsunuz? Yani bir insan bir şeyi düşüneceği zaman, bir şeye inanacağı zaman başındaki adama sorması lazım. Yani inanabilir miyim, inanamaz mıyım? Düşünebilir miyim, düşünemez miyim? Bu ne demektir? Hem aklın hem de kalbin ipotek altında bulunması demektir yani. İnsan hür olarak doğmuş insan, aklını da kalbini de hür olarak kullanamaz demektir. Esasında bu zalim hükümdarların, despot idarecilerin, müstebit yöneticilerin de istediği şey tebaasının kendisine her yönüyle itaat etmesidir, tabi olmasıdır. Yani düşünce yönüyle, inanç yönüyle, sosyal faaliyetler yönüyle, ekonomik teşebbüsler yönüyle, her yönüyle kendilerine tabi olunmasını istiyorlar. Bu noktada ufacık bir ayrılık onları korkuya sevk ediyor. Neden? Çünkü o ufacık bir ayrılık zamanla çok büyük bir akım haline gelebilir ve kendisine karşı bir hareket oluşturabilir. Bundan Zira korktukları dünya için adına birçok menfaati kaybedebilir. Evet, yani ondan sonra iktidarını kaybeder, dünyasını kaybeder. Bundan dolayıdır ki işte küçük çocuklardan intikam alıyorlar, kadınlardan intikam alıyorlar. Zayıf, yani gücü kuvveti olmayan, güç kuvvet kullanamayacak insanlardan intikam alıyorlar. Ya çok aslında yani trajikomik, ya bu değişmiyor değil mi hocam? Yani Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bu yana bu tiranlar, bu zalim krallar, hep yöntemler de hep aşağı yukarı aynı. Nasıl bir yöntemle zulmediyor? Hendek dediniz, bu hendek ne işe yarıyor? Hendek açtırıyor mesela, çok geniş ve uzun hendekler, derin hendekler, orada ateş yaptırıyor, ateşi attırıyor insanları. Bu aslında çok kolay bir şeydir. Yani bir yok etme, bir imha, bir tenkil yöntemidir. Yani onları teker teker idam etmek zordur. Ne bileyim, bir asker ordu gönderip onları kılıçtan geçirmek daha zordur belki. Daha masraflı bir Şeye göre. Yani masraflıdır. Ama hendek açıp da böyle içine ateş doldurup da toptan, yani böyle bir dozerin, bir greyderin, bir kepçenin kumu, toprağı alıp da bir yere atması gibi toptan insanları oraya sevk etmesi herhalde daha kolay bir yöntem. Bir de belki o dönemde ateş olması şeyi de andırıyor. Yani Pers krallığında bu işin olma ihtimalini de arttırıyor. Yani sinematografik şovu büyüyor ateş. Daha ızdırap verici bir tablo, bir sahne. Böyle bir sahne evet. Sergileyerek hem de diğerlerine de gözdağı vermek. Bir noktada caydırıcı olsun diye. Evet, tabii orada şu da var. Reha Bey, ateşte yanarken, Kur'an-ı Kerim onu da ifade ediyor, Buruç Suresi. Ateşte onlar yanarken, onlar hendeğin kenarına oturup seyrediyorlar. Bundan zevk alıyorlar yani. İşkence etmek yetmiyor. O işkenceyi bir de kenara çekilip böyle seyrediyorlar. Zevkleniyorlar, gülüyorlar, eğleniyorlar. Bir de işin bu yönü var. Yani bugüne getirecek olursak meseleyi, bugün de hani işkence ederken zevkle işkence eden, gülerek, haykırarak işkence eden insanlar var. Hatta ben bir namazımı kılıp geleyim, ondan sonra devam edeyim deyip böyle gidip rahat rahat namazını kılıp ondan sonra rahat rahat gelip işkence eden insanlar var. Yani insan denebilir mi bunlara? Ashab-ı Uhdud'un bir de o özelliği var. Ateşte yakıyorlar. Yaktıklarına bakarken de zevkle
kendilerinden geçiyorlar. O zaman bu zalim, yani zalimliğin, bu zulmün de bir topluma sirayet eden bir özelliği var. Yani toplu halde mesela o zulmeden, o ateş seyredenlerin arasında kim bilir bu durumda nice rahatsız insanlar var, ama o anda ya ses çıkarmıyor, çünkü ya korkuyor, ya ses çıkartırsa bu zulümdür derse o ateşte yananlarla beraber yanma korkusu da var. Bir noktada siniyorlar. Değil mi? Ya çünkü o sahne o kadar görsel büyük ki, bir hendek evet. var, içinde ateş var, cayır cayır insanlar yağıyor, avazlar çıktığı kadar bağırıyor acıdan. Ve onu seyreden insanlar, öyle bir yürek lazım ki o, bir dakika durun, bu zulümdür diye tepki versin. Ne dersiniz hocam? Yani o zaman zalimler bu zulümlerin ne kadar büyük sahnelerlerse, ki bugün medya var, medya, televizyonlarda, zulüm ne kadar büyük sahnelenirse o kadar eli kuvvetlenmiş oluyor hakkın, hukukun karşısında, öyle mi? Evet, bu caydırıcı bir şey, dediğiniz gibi ateşle yakma meselesi, bunun karşısına geçip eğleniyorlar. Bu çok aslında caydırıcı bir şey. Fakat rivayetlere bakarsak 20 bin insanın o hendeklerde yakıldığı rivayet ediliyor. 20 bin insan geçmiş yıllar için, geçmiş dönemler için, yani Peygamber Efendimiz'den önceki dönemler için az bir rakam değil, yani nüfusun az olduğu dönemler. Ve belli bir yörede ise, bu Yemen gibi ya da İran gibi yerlerde ise hiç az değil. 20 bin insanı yakmışlar. Tabii bu 20 bin insanı birden hepsini ateşe atmış değillerdir belki. Peyderpey atıyorlar. Tabii bunu haber alan insanlar, onları gören insanlar, bunlar korkarlar, yanmaktan korkarlar. Geriye dönmek isterler. Ama bildiğimiz böyle bir şey yok, bir geri dönüş yok yani. O yönüyle hani ayeti kerime bize aslında o iman edenlerin nasıl sağlam bir imana sahip olduklarını gösteriyor. Yani ateşi gördükleri halde, ateşte yanacaklarını bildikleri halde, çoluk çocuk, kadın, erkek, genç, ihtiyar, imanlarından dönmüyorlar. Bunu zaten ifade buyururken Kur'an-ı Kerim diyor ki, siz onlara sadece inandıklarından dolayı zulmediyorsunuz. Yani onların başka bir suçu yok. Sizin için geçerli bir şey yok, bir mazeret yok. Sadece inandıkları için zulmediyorsunuz. İnançlarının kuvvetini gösteriyor bir taraftan. Bir taraftan da zalimin, inanmış insana neden zulmettiğinin de gerekçesini vermiş oluyor. Şimdi bir noktada o zaman anladığım kadarıyla, yani ikinci bir yol bu zalim hükümdar, imandan dönen buradan kurtulur şeklinde bir ikinci yol teklif ediyor mu bunlara? Yani yoksa siz bir kere bu bana sormadan iman ettiniz, hepinizi cayır cayır yakacağım deyip yakıyor mu? Yoksa tam o anda yakmadan önce, yani Hazreti Musa Aleyhisselam'ın o secde edenler var ya, hani yılan olup asa, diğer ipleri, sopaları yuttuktan sonra hani çaprazlama, büyük bir zulüm var orada da. Yani elini ve bir ayağını kestiriyor, değil mi? Yanlış söylersem lütfen düzeltin. Evet, hocam. Evet, el ayakları çapraz kesiliyor. Yani burada yine inkar zalim kral tarafından teklif ediliyor mu? Yoksa direkt yakılıyor mu insanlar hocam? Direkt yok mu ediliyor? Buna yani dair böyle bir açık ifade yok ayet-i kerimede. Ama herhalde zalimlerin genel karakteristik yapısı, kendilerine biat edenleri affederler tabii ki. Yani imanından vazgeçmişse neden onu öldürsün, neden kendisine bir taraftar kazanmasın? Dönenleri yani affederler ve kendilerini taraftar olarak kazanırlar. Bir pişmanlık yasası koyuyordur yine ortaya bunlar. Evet, yani bir nevi tabii öyle. Pişmanlık yasası koyuyordur, teşvik de ediyordur. Ateşli evet. de bir taraftan korkutuyor zaten. Belki ispiyonlama da vardır. Yani bak şu da imal etti, belki 3-5 kişiyi söyleyen kurtuluyordur filan. Bu gibi yollara tevessül ediyorlardır. Yani bu insanoğlu var olduğu sürece bu değerler pozitif veya negatif yönde hep aynı, değişmiyor. Evet. Evet. Yani şu var, bunlar evrensel özellikler.
Yani sevgi kadar, ümit kadar, iman kadar, sevgiyi baltalayan, ümidi söndüren, imana karşı gelen unsurlar da evrensel. Zulüm de evrensel yani. İşkence de Evet. evrensel. Her yerde işkence var. Bugün sadece Türkiye'de değil mesela. Çin'de de var. Başka ülkelerde de var. Bildiğimiz, bilmediğimiz. Bu karşılıklı duygular hep evrensel duygular. İşte insanlık serüveni bunların karşılıklı mücadelesinden ibaret. O dönemde de Ashab-ı Uhdud inanmışlar. Bir yola sarılmışlar, inanca sahip olmuşlar. Ve o yolda canlarını vermişler, ateşte yana yana vermişler ama imanlarından vazgeçmemişler. Karşılarında olanlar ne yapmış? Yani zalimler ne yapmış? Ona bakacak olursak onlar da rahat rahat yaşamış değiller. Kur'an-ı Kerim'in işaretlerinden anlaşıldığı kadarıyla o hani ateş hendeklerinin başına oturup da onlardan zevk alan, onları seyretmekten keyiflenen insanların aslında onların da aynı ateşe düştüklerini rivayet ediyor yorumcular, müfessirler. Aynı azabı, aynı neticeyi Evet. onlar da uğramışlar yani. Yani yanarak mı ölmüşler? Yanarak Mesela ölmüşler zalim onlar da, kavmin evet. sonunu biliyor muyuz? Yani Kur'an-ı Kerim'de tabii ki yanlarına kalmadığını biliyoruz. Ne şekilde ölüyor? Rüyalar görüyormuş galiba ve hep sürekli rüyada yanan ve avaz çıktığı kadar bağıran insanları ölmeden önceki o son gecelerde sürekli kabus görüyormuş diye okumuştum bir yerde. Var Bir mı kısım bunda öyle detaylı rivayetler var bilgiler? ama benim okuduğum kısımlar biraz da o Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden yola çıkarak yorumlarla elde edilmiş şeyler. Mesela diyor ki onlar hani hendeklerin kenarına oturup onları seyrettiler, zevk aldılar. O oturmayı, o ateşin kenarına oturmayı onlar da ateşin içine girdiler. Onlar da ateşin üzerine oturdular şeklinde yorumlayanlar, anlayanlar var. Ya açık bir ifade yok. O yüzden çok rahatlıkla bunu söyleyemiyoruz ama Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği, tarihte de genel gördüğümüz şey bir müstebit, bir istibdatçı, zorba, kral, hakim halkına nasıl zulmediyorsa, neyle zulmediyorsa genellikle o akıbete kendisi de uğramış. Bu dünyada belki aynısıyla cezalandırılmasa bile öbür tarafta karşılaşacağı şey o olacak yani. Ateşte yanmak olacak. Ateşte yaktıkları gibi o da kendisi ateşte yanacak. Ama dünyada genelde bunların akıbetlerinin aynı şekilde olduğunu görüyoruz. Belki aynı cinsten değil ama benzer şekilde, rezil bir şekilde, perişan bir şekilde bu dünyadan göçüp gittiklerini görüyoruz. Belki de daha şiddetli. Yani bilemiyoruz. Rabbim onların yaptıkları zulme birebir karşılayacak şekilde belki çok daha şiddetli bir azapla onlara mukabele edecek Evet. inşallah. Hocam batşa Rabbike Allah'ın darbesi çok müthiştir diye bir ifade Evet. var. Darbe iddiasıyla on binleri yerinden yurdundan maalesef ettiler. Yüz binlerce insan darmadağın oldu. Ailesi, efendim hala perperişan ayağa kalkmakta zorlanan, ayağa kalkmaya çalışan kardeşlerimiz var. Yani işte neredeyse böyle nefes alamayacak halde. Yani gerçekten büyük bir zulüm cereyan etti son yıllarda. Buna bakan yönüyle değerlendirecek olursak neler söylersiniz? İnne batışe rabbike leşedid buyuruluyor bu olay anlatıldıktan sonra. Rabbinin batışı tutup alması, vurması, darbe yapması şeklinde tercüme edilebilir. Rabbinin darbesi çok şiddetlidir. Yani siz bugün ateşlerde yakarsınız insanları. Hapislerde çürütürsünüz, hücrelerde çürütürsünüz. İşkence edersiniz. Kaçırırsınız, gözden kaybeder. Ondan sonra öldürürsünüz, ailesinin de haberi olmaz. Yani elinizden gelen her şeyi yaparsınız. Nuh Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de, elinizden gelen her şeyi yapın, neticede göreceksiniz.
Yapsanız bunları neticede Allah'ın batışını, Allah'ın darbesini göreceksiniz. Bir darbe söylentisiyle, darbe yalanıyla, bir darbe tiyatrosuyla insanları perişan ettiniz. Aynı perişanlığa siz de uğrayacaksınız. Çünkü Rabbim size öyle bir darbe yapacak ki savamayacaksınız, kaçamayacaksınız, gizlenemeyeceksiniz. Pişman olsanız da oradaki pişmanlığınız fayda vermeyecek. Böyle bir tehdit var ayette yani. Olay anlatıldıktan sonra böyle bir Allah'ın azabını hatırlatma var. Evet, yani masum insanların, özellikle masum yavruların hakkı, hukuku var. Yani o Meriç'te boğulan yavruların, yani durup dururken, hiçbir günahları yokken, hiçbir suçları yokken, böyle bir darbe iddiasıyla, bir darbe tiyatrosuyla, on binlerce insan aileleriyle beraber yollarda, patikalarda, nehirlerde, perişan olmuş durumda. Adeta değil. Yani 8 tane başlığın 6 tanesi soykırım olması noktasında yerine gelmiş durumda. Yani 2 tane daha olsa tam manasıyla bir soykırım diyeceğiz. Yani bir soykırıma maruz kaldı bir toplum. Yani bir kitle. Yüz binlerce insan, vatan evladı. Yani hala kara kara düşünüyorum. Benim ne suçum var yani diye soruyorsunuz kendinize. Yani elhamdülillah biz ayaktayız ve yine ailece bir aradayız. Yani ben halime şükrediyorum ama nice arkadaşlarım, kardeşlerim gözyaşları içerisinde yıllarca evlatlarından, eşlerinden hala ayrı bir araya gelemiyorlar. Neden yani? Neden değil mi hocam? Yani insanların yürekleri acıyor. Gerçekten büyük bir zulüm ve hiç değişmiyor. Tarihte olduğu gibi aynı. Yani insanoğlu hep aynı yani. Değişmiyor. Mesela mantıken şöyle olması lazım. Hani biraz daha mantığa yakın olanı şöyle olması lazım. Yani zalim bir insan niye zulmeder? Birileri kendisine karşı kalkışır, güç kullanır, isyan eder. Tamam, zalim de zalimse onları alır, o kalkışanları alır. Yani biraz adaletliyse hani alır onları, cezalandırır, hapse atar, öldürür, idam eder, neyse. Ama bu kadar kadın, çoluk, çocuk, yaşlı, alakalı, alakasız, yani on binlerce insanı, yüz binlerce insanı yerinden, yurdundan etmek, mesleğinden etmek, makamından etmek, bir de bunları hapse atmak, aileleri parçalamak, bu nedir yani? Bu anlaşılabilir bir durum değil. Demek ki zalimin ölçüsü, sınırı, hududu yok. Bir kriteri yok. Zalim her şeyiyle, her şeye zulmeder. Bir de bu zulmü, bu zalimin bu zulmünü, bu korkaklığını kullanan çevre vardır. Onu daha da zulme teşvik eder o çevre. Böylece hiçbir ölçü tanımadan insanlara zulmeder. Ashab-ı Uhdud'da da öyle olmuş. Yani hadis-i şerifte geçiyor mesela, annesi kucağında çocuğuyla beraber ateşe atılıyor. Annesi korkuyor tabii ateşe atılmaktan. Tir tir titriyor. Kucağında da çocuğu var, bebeği var. Bebek dile geliyor. Korkma anne, at diyor yani. Allah seni zayi etmeyecektir. Ve böylece ikisi beraber ateşe gidiyorlar. Yani bu kadar zalim, insafsız olabiliyor bu müstebitler, zorbalar. Çocukları, bebekleri ateşe atacak kadar. Bu değişmiyor işte. Bugün de aynı. Burada benim ifade edeceğim, Rıha Bey, başka bir şey daha var. Tevbe geçiyor. Buruç suresinde tevbe konusu geçiyor. Tevbe edenler eğer, yani tevbe etmezlerse Allah'ın azabına düçar olacaklar. Demek ki bu kadar zulümden sonra da tevbe kapısı hala açık. Bu da Allah'ın rahmetinin bir tecellisi. Bunu hatta şeyde de görüyoruz. Batşe Rabbik ifadesinde de görüyoruz. Yani Rabbinin darbesi derken Cenab-ı Hak kahharın darbesi, cebbarın darbesi, intikam sahibinin, müntakimin darbesi demiyor Cenab-ı Hak. Rabbinin darbesi diyor. Yani senin Rabbin. Aslında durumu bilsen, Rabbine inansan, onun rahmetine sığınsan ne kadar rahim, merhametli olduğunu göreceksin. Ama böyle bir Rabbe karşı mücadele ediyorsun. Ama unutma ki bu Rabbinin darbesi de çok şiddetlidir.
Orada Rab kelimesinin kullanılması insan aslında bir ümit de veriyor yani. Bu kadar zulmetsen de yine de eğer bir gün tevbe etmeyi düşünürsen, tevbe kapısı sana da açık diyerek o kapıyı açık bırakıyor. Açık olarak da zaten tevbeden de bahsediliyor. İşin bir bu yönü var. Bir de orada inananların imanlarından dolayı bir zulüm var. Bu konuda yine Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde ifade buyurulur. Mesela Firavun'un kavminden çıkmış o mümin ehli Firavun, mümin insan, gerçekten inanmış bir insan, belki aristokrat kesimden bir insan, inanmış. Kavme karşı hitap ederken diyor ki Hazreti Musa ile alakalı, bu insan Allah dediği için mi diyor buna karşı savaşıyorsunuz, onu öldürmeye çalışıyorsunuz? Nedir yani derdiniz? Allah dediği için mi? Aynı sözü malumunuz Hazreti Ebubekir Efendimiz müşriklere söylüyor. Bu insan diyor Allah dediği için mi buna karşı bu güzel insana karşı mücadele ediyorsunuz? Yani bu demek ki cibilli bir düşmanlık. Sadece Buruç suresinde de o ifade ediliyor. Sadece inandıklarından dolayı bir mücadele söz konusu. Onun için zulmün içerisinde bir cibilli iman düşmanlığı da vardır. İman düşmanlığı. Allah düşmanlığı vardır. Ahiret düşmanlığı vardır. Yani inanç düşmanlığı kısaca. Evet hocam. Kıymet hocam, istifade ettik yine. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bu Ashab-ı Uhdud'un bu kıssasında da bir kez daha içimize aslında bir noktada su serpen mesaj yine var. İlahi adalet er geç tecelli edecektir. Kimsenin hakkı yerde kalmayacaktır. Hiç kimse hurma lifi kadar bile haksızlığa uğratılamaz aslında bir noktada bunu anlıyoruz. Zulüm ne kadar büyük olursa olsun tarihin sayfalarına baktığımız zaman Hitler'de de bu böyle, diğer tiranlarda da bu böyle. Hep sonlarının efendim daha bu dünyada mazlumların gönlünü rahatlatacak, içlerine su serpecek şekilde Rabbimiz tarafından sahnelendiğine şahit oluyoruz. Evet, o muhakkak, o muhakkak. Yani zalim zulmünde perişan olup gidiyor. Aslında kazandığı bir şey olmuyor zalimin. Mazluma gelince mazlum her zaman kazanıyor. Sonunda kazanıyor. Yani ölenler de kazanıyor, kalanlar da kazanıyor. Ölenler imanından dolayı ölüyorlar, şehit oluyorlar, ebediyeti kazanıyorlar. Kalanlar bir şekilde Cenab-ı Hak onları abad ediyor, geleceği açıyor. Onları Kur'an-ı Kerim'de çok defa tekrar edildiği üzere yeryüzünde itibar sahibi haline getiriyor. Bu aslında işin dünyaya bakan kısmı sadece Müslümanlarla alakalı da değil. Sadece ezilen Müslümanlar gelecekte payidar olup böyle iyi bir duruma geliyor değiller. Aslında Yahudiler de mesela bir zamanlar ezilmişler ama şimdi durumları daha farklı. Ezilen kavimlere, bir zaman ezilen kavimlere baktığımızda eğer iradelerin hakkını verirlerse, çalışırlarsa, organize olurlarsa, inançlarından vazgeçmezler, yollarına devam ederlerse bir gün Allah onları da payidar ediyor, mutluluğa kavuşturuyor. Bu yönüyle hani dünyada bir kaybımız yok, gelecek açısından bir kaybımız yok, kaybı yok ezilen insanların. Mutlaka payidar oluyorlar, mutlu oluyorlar. Ahiret açısından da dediğimiz gibi inandıktan sonra orada da ebedi hayat kazanılıyor. Yani aslında yani şu soruyu sorar insan kendine, yani ne tarafta olmalıyım? Ezen tarafta mı, ezilen tarafta mı? Tabii ki ezilen tarafta olmak her zaman için daha iyidir. Ezilen tarafta olmak lazım. Böyle ucuz bir şekilde çok kısa düşünebiliriz değil mi yani? O taraf mı, bu taraf mı? Yani ezilen tarafta olmak, mazlumun tarafında olmak her zaman iyidir. Her zaman kurtarır, her zaman haklıdır mazlum. Böyle düşünebiliriz değil mi hocam? Denebilir, evet. Ezilen tarafta olmak. Esasında haklı tarafta olmak da zaten ezen taraf genelde haksızdır. Ezilen taraf da genelde haklıdır. Haklı olduğu için eziliyordur. Ezen de haksız olduğundan dolayı eziyordur. Genel karakteristik yapıp böyle bu şekilde tecelli etmiş. O yüzden ezilen tarafta olmak, mazlumun tarafında olmak, onun sesi soluğu olmak, ona yardım etmek bir esastır tabii.
Ha, bu arada şunu da hatırlatıyor bu sözünüz, şunu da hatırlatıyor. Yani hadis-i şerifi hatırlatıyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki zalimi de mazluma da mazluma da zalime de yardım edin. Ya Resulallah mazlumu anlıyoruz da zalime neden yardım edelim? Nasıl yardım edelim ya da Efendimiz buyuruyor ki elini tutun. Yani zulmünü durdurun. Zulmünü durdurmak suretiyle onu zulümden vazgeçirin ve zulmüyle devrilip gitmekten kurtulsun. O büyük günaha girmesin şeklinde. Yapabiliyorsa insanlar bunu da yaparlar. Bugün yapmaya çalışılıyor. Hak hukuk çerçevesinde zalimin önüne geçilmeye çalışılıyor. Ama bir yere kadar bunlar belki. Yani Tabii. yaptığının zulüm olduğunu ona hissettirmek, onu anlatmak lazım. Evet. Yani belki gözü kör olmuştur, değil mi efendim yani? Evet. Evet, hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah razı İnşallah olsun. bu hafta da istifade ettik. Haftaya yine güzel bir konuyla yine sizle sohbet etmek çok keyifli. Allah razı olsun. Vakit ayırıyorsunuz. Sorular harmanında beraber. İnşallah yeniden buluşuruz. İnşallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet sevgili seyirciler, zulm ile abat olanın sonu berbat olur. Efendim, bugün istifade etmeye çalıştık inşallah değerli hocamızın ilminden. Efendim, İbrahim Hakkı Erzurumlu'nun o meşhur şiirinin iki kıtasıyla noktalayayım dilerseniz bugün. Hak şerleri hayır eyler, zannetme ki gayr eyler. Arif anı seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Deme niçin şu şöyle. Yerincedir ol öyle. Var sonunu seyreyle. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.